Mahallemiz 55 yıllık bir mahalle. Bundan 55 yıl önce Yıldırım'dan ayrılmışız Şükraniye, Sinan Dede ve ondan sonra da Beyazıt olarak ayrılmışız. Çoğu insan da Beyazıt, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile karıştırır bizi. Ama aslında bizim sadece Beyazıt Mahallesi'dir. Beyazıt Mahallesi olarak bundan 55 yıl önce ayrılmışız. 55 yıl önce ilk muhtarlığımız kurulmuş. Ondan bu yana da mahallemiz devam etmekte. 18.600 civarında bir nüfusumuz var. Yaklaşık 4.800 haneye yakın bir hanemiz var. İki ana cadde arasındaki belki de tek mahalleyiz mahalle olarak. Yukarıda Kasımeydanı Bulvarı, aşağıda Ankara Caddesi. Devlet Dairesi olarak daha yeni kurulmuş bir tapu dairemiz var. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü geldi buraya ve mahallemize de çok güzel bir hareket kattı. Yine devlet dairesi sayabileceğimiz belediyemizin ve valiliğimizin ortak yapımı bir sığınma evimiz var. Aileli sığınma evimiz depremde, yangında, selde zarar gören ailelerin burada barınabilecekleri dayalı döşeli. Sadece ailelerin valizlerini alıp gelebilecekleri, altında aşevinin bulunduğu, yaklaşık günlük 500-600 kişiye evlere yemek verdiğimiz bir aşevimiz var. Bir tane ilköğretim okulumuz var. En büyük sıkıntımız da zaten oradan geliyor eğitim konusunda. Okulumuz çok eski. Benim mezun olduğum okul. 1966 doğumluyum ben. İşte ilkokul birinci sınıfa Ahmet Hamdi Tanpınar'da başladım. İkinci döneminde okulumuz bitti. Buraya geldim. Burada devam ettik. Mahallemiz her türlü insanı içinde barındırıyor. Çok kozmopolit. Bir yerde şöyle diyebiliriz. Türkiye'nin seçim nabzını tutabilen bir mahalleyiz. Bizim mahallemizden çıkan sandık sonucu hemen hemen Türkiye geneline uygundur. Çünkü Çerkezinden Bulgaristan göçmeni, Yunanistan göçmeni, Yenişehir göçmeni ve Bursa'nın yerlisi olarak halkımız sıralanmakta. Yani kozmopolit bir mahalleyiz kısacası. Ama mahalle halkımız birbirine çok sadık, çok birbirine saygın insanlardır. Komşuluk ilişkilerimiz çok iyidir. Neden? Çünkü 55 yıldır hep aynı insanlar buradadır. Göç çok azaldık. O da bizim avantajımız tabii. Bunun yanı sıra göçkenin aileler de bizlere mahallemizin altına ayak uydurdu. İşte yaklaşık bir 35 yıl önce gelen Roman vatandaşlarımızdan biraz sıkıntımız oldu. Onlarla da aslında daha bundan 10 yıl öncesine kadar bir şeyimiz yoktu. Sıkıntımız yoktu. Fakat 10 yıl öncesinde işte bir göç olayı başladı buradan. Mahallemizin öne çıkan sorunları nelerdir? Herhalde asayişle ilgili ciddi sıkıntılar Evet, var. mahallemizin maalesef asayişle ilgili sıkıntıları var. İşte mahallemizde uyuşturucu olayı biraz aşırı derecede gündemde. Dışarıdan gelip gidenlerin vermiş olduğu rahatsızlıklar, işte yolda gelip giderken yapılan şeyler, hırsızlıklar. O yüzden biraz şeyimiz var, sıkıntımız var. İşte onun yanında geceleri gasp olayları, vatandaşların arabalarının soyulması. Maalesef 15 yaşında çocuklarımız uyuşturucu denilen illetin pençesindeler şu anda. 15 yaşa kadar indi uyuşturucu. Okulumuzun önünde dahi bir aralar satıldı. Fakat onunla ilgili emniyetimizde yapmış olduğumuz çalışma, işte mahalle polislerimiz ve Yunus ekiplerinin okul önlerinde biraz tedbir alması onu kaldırdı, ama yine de yani şu anki uyuşturucu kullanma yaşı 15. Evet. Aşırı derecede
derecede silah atışları var sanırım. Tabii o zaten malum silah atışlarının eksik olduğu hiçbir akşamı bilmiyoruz. Yani iki akşamda bir gece saat 12-1'den sonra silah atışları başlar bizde. Suriye sınırı bizim kadar hareketli değildir. Suriye'ye geçtik yani. Tabii. Suriye sınırı bizim kadar hareketli değildir. Evet. Bir gecede kaç tane mermi atıyorlar? Kaç tane? Valla normal atışları 1500-2000 mermi garanti de bazen çok coştukları zaman mesela bundan bir hafta öncesine kadar 10.000 tane boş kovan yaklaşık bulunduğu söylendi temizlikçiler tarafından. Otomatik ve kireç silahlar kullanılıyor. Tabi bunun arasında otomatik silahlar da var. Var. Tabi biz tabi markasını şeyini bilmiyoruz ama ama otomatik silahlar sesinden belli oluyor. Yani arada bir iki jarjör sıyırıyorlar. Yani vatandaşlarımız evlerinin üstünde oturamaz hale geldi. O da çok acıdır yani. Burası da Bursa'nın en eski mahallesi ve şehrin şu anda göbeğindeyiz. Ama maalesef oluyor. Bu konuda tedbir olarak tabii emniyet zamanla operasyonlar yapıyor. Ama operasyonlar uyuşturucu üzerine yapıldığı için silah konusunda hiçbir operasyonu yapıldığını ben görmedim şimdiye kadar ama uyuşturucu üzerine operasyonlarımız yapılıyor. Onlar rutin olarak devam ediyor. Zaten bu işin de takipçisi emniyet. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz ancak buranın mülki amiriyiz. Buradaki sorunlarla ilgileniyoruz. Bizim yapabildiğimiz bu konuda hiçbir şey yok. Bunun bütün takibi emniyette. Emniyetçi abilerimizden, müdürlerimizden bunları biz tabii duyuyoruz. Silah atılırken 155'e ihbarda bulunmuyor mu vatandaşlar? Tabii. Yani 155'e her silah atışında 155'e garanti ihbar. Yani kesinlikle ihbar var. Çünkü neden diyorsunuz? Gece vatandaşı atmış, sabah işe gidecek. Gecenin saat 2.30. Öyle bir gürültü ki sanki savaş çıktı. Tabii uyanıyorsunuz haliyle. Uyandığınız zaman da sinirli açıyorsunuz telefonu. İhbarınızı yapıyorsunuz. Mesela 144 tane ihbar yapılmış geçen gece. 144 ihbar alındı. Ya ekipler tabii ekipler geliyorlar ama maalesef oraya giremiyorlar. Yani ekipler tabii ekipler o sokağa o ateşin arasında kimse ben de olsam kendimi atmam şahsen. Yani o kadar silahın arasına iki tane silahla şey yapacak halimiz yok yani. Tabii onlar da bizim devletimizin vatandaşı, memuru. Haliyle onların can güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Onların için biz de girmeyiz yani. Aynı onların yerinde olsam ben de girmem. Çünkü girilecek pozisyon yok. Atılan silah sayısı işte neredeyse bir tabii 45-50 tane silah bir anda atılırken siz iki tane asayiş arabasında oturmuş iki tane polis sokağa girecek kadar kahraman değil. O kahramanlık değil o affedersiniz aptallıktır yani. O biraz kör dövüşü olur. Ona da biz istemeyiz zaten. Yani ben şahsen bir polisimizin o çatışmanın arasına girmesini istemem. Değerli doktorum, sağlık konusunda, OEDAŞ konusunda bir sıkıntılar var mı? OEDAŞ konusunda belki de bu Yıldırım ilçesinin en şanslı mahallesi benim. Çünkü OEDAŞ'ın ilk şantiyesinin kurulduğu mahalle benim. İlk şantiyede burayı kurulunca tabii biz de o zaman yeri verdik. Önce bizim mahallemizi yapın dedik. Sağ olsunlar onlar da bizim mahallemizi öncelik verip mahallemizi bitirdiler. Şu anda benim bütün kablolarım yer altında. Rüzgarda, yağmurda pek sıkıntı çekmiyoruz. Tek sıkıntımız işte Roman vatandaşların bulunduğu sokaklarda silahlar atılıyor lambalara. Lambalar patlatılıyor. Şehit lambamız bile var yani. 2-3 tane şehit lambamız var. Tamamen kurşunlanarak şehit edildi lambalarımız yani. Sağlık konusunda ocağımız çok yetersiz. Şimdi daha önce bahsettiğim OEDAŞ'a verdiğimiz yerin olduğu yere Yıldırım Belediye'miz eğer Allah nasip ederse 15-20 gün sonra bizim mahalle konağımızı başlayacak.
Yanına bir çocuk spor sahası. Hemen yan tarafında kadınlar için spor alanı yapılacak. Onun ikinci katına biz şeyi istiyoruz. Sağlık ocağının gelmesini istiyoruz. O konuyla ilgili de çalışmamız var. Çünkü sağlık ocağımız hakikaten yetersiz. Bir de şimdi tam uyuşturucu merkezinin ortasında kaldı. İnsanların gidip gelmede çok sıkıntı çektiği bir yer. O yüzden biz şu anda sağlık ocağımızın yeni yerine taşınacağı günü bekliyoruz. Biz onu istiyoruz. Tabii acilen taşınması lazım. Onunla ilgili de zaten gerekli müracaatlarımızı yaptık. Sağ olsun Sayın Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu'na da konuyu iletmiştik. O da belediye başkanımıza iletmiş. Onunla ilgili de çalışmamız var. 2014 yerel seçimler var. Var. Yeniden adaylık söz konusu olacak mı? Vatandaşlara neler söylemek istersiniz son olarak? Vatandaşlara neler söylemek isteriz? Tabii biz mahallemize aday olduğumuz zaman fazla vaatte bulunmadık. Neden bulunmadık? Vaatte bulunamadık daha doğrusu. Şunu yaparız demedik, diyemedik. Çünkü bizim mahallemiz çok eski. Yerleşimi eski olan bir mahalle. Boş alanımız yok. Kendi çabalarımızla yapmış olduğumuz şu anda 3 tane çocuk parkımız var. Onlar da ufak olmasına rağmen yine de en azından çocukların oynama alanı olarak kullanabiliyoruz. Sağ olsun okulumuzun karşısında şahsın yeriydi. Ben 15 yıldır kendim yapamayacağım. Ondan muvaffakat aldık. Geçici bir park yaptık. Ana cadde üzerinde bir yerimiz vardı. Onu yeşil alanlı parka çevirdik. Yine kendi esas parkımız var. Çok bir tane çok güzel ama dediğim gibi uyuşturucunun tam satıldığı ortam içerisinde kaldı. Çocuklarımızın oraya gitmesi mümkün değil. Şu anda uyuşturucu içmeye gelenlerin konuşlandığı bir yuva oldu orası. Koltuk bile getirmişler içeriye. Yani onun için biz fazla vaatte bulunamadık. Çünkü yerimiz yok bir şeyler yapmak için. Ama ben belediyemizden önce şunu istedim. Özellikle tapu dairesi geldiğinde kentsel dönüşüme aşağıdan başlanırsa, bizim mahallemizden başlanırsa çok daha güzel olacağını söyledik. Onunla ilgili plan değişikliği içinde girişimlerimiz oldu. Çünkü burası B2. Bodrum artı 2 kat. Müteahhiti sokamazsınız. Bodrum artı 2 kata hiçbir müteahhit gelip de size hizmet vermez burada. En az 5 kat olması konusunda ki zaten 5 kat da normaldir. En az 5 kat olması konusunda bir değişiklik için belediyemizde istişare halindeyiz. Eğer olursa müteahhitler mahallemize girerse mahallemizin silüeti değişecek, kaderi değişecek. İki cadde arasında dediğim gibi yani iki cadde arasındaki nadide mahallelerden biriyiz. 50 metre yukarı çıktığınızda Kasım Adam Bulvarı, 50 metre aşağı indiğinizde de Ankara Caddesi. Mahallemizin konumu, yeri çok güzel ama işte birilerinin el atıp değerlendirmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.